Herkese merhaba. 1490 yılında doğan ve yaklaşık 29 yıl Şeyhülislam olarak hizmet veren Ebu Suud Efendi, Osmanlı tarihi için önemli bir figürdür. Size bugün kendisinin inşa ettirdiği Sibyan Mektebi'nin haziresindeki kabrini göstereceğim. Hazire Eyüp Sultan Camii'ne çok yakın bir mesafede. 1545 yılında Şeyhülislam olan Ebu Suud Efendi bu görevini vefat ettiği 1574 yılına kadar sürdürmüştür. Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar seferindeyken yolda yazdığı ve hasta olan Ebu Suud Efendi'nin hatırını sorduğu mektubunda kendisi için ahiret karındaşım, tariki hakta yoldaşım gibi ifadeler kullanmıştır. Bu da bize Kanuni'nin kendisine ne kadar saygı duyduğunu göstermektedir. Ebu Suud Efendi'nin tasavvuf ve mutasavvıflar hakkındaki düşünceleri ise oldukça serttir. Örneğin tekkelerde Yunus Emre'nin şiirlerinin okunmasını açık bir küfür olarak görmüştür. Devranla yapılan zikri ise kafirlerin horoz tepmesi olarak nitelendirmiştir. Ebu Suud Efendi ayrıca lalelere özel bir ilgi duymuştur ve İstanbul'da ıslah edilmiş ilk lale çeşidini elde eden kişinin Ebu Suud Efendi olduğunu Tabip Mehmet Aşki kitabında kaydetmektedir. Cerrahpaşa Camii imamı Mehmet bin Ahmet Übeydi Efendi de en eski lale yetiştiricisi olarak Ebu Suud Efendi'yi göstermektedir ve elde ettiği ilk lale çeşidine Nur-u Adın yani Cennet Nuru ismi verildiğini yazmaktadır. Video izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.